Kendi yolumuzu kurmak bir hayal mi? Benim gördüğüm kadarıyla çok geç kalınmış bir soru bu. Yani olmalı mı? Biz zaten olanı ortadan kaldırmak için çok uzun süre uğraştık. Biz derken tabii gerek yönetiminde görev alan kişiler, gerek çalışanlar, gerek Gerisinde duran diğer aktörler. Dolayısıyla bundan sonra bunun tekrardan canlanması, canlandırılmasını mümkün olarak görmüyorum ben. Çünkü büyük bir mali külfettir. En azından mevcut yapıyı devam ettirip şu anda böyle bir karar alsaydık olabilirdi. Ama tamamen ortadan kaldırdığımız slotuyla, uçuş programıyla, kadrosuyla ortadan kaldırdığımız bir kuruluşu tekrardan yaşatmak sadece bir iddiadır diye görüyorum. Ben yani gerçek olacağına inanmıyorum. Bunun yanında bence devletin ortak olabileceği şu anda mevcut kuruluşlardan böyle bir görüş böyle bir e, oluşum talep edilebilir. E, bu şekilde e, yarı ortaklı bir e, görüntü sergilenebilir. E, ama bunun dışında sadece devletin hakim olacağı, devletin e, devlete ait olacak bir e, havayolu şirketi benim özlemim ama gerçekleşmesi mümkün olmayan bir özlem olarak görüyorum. Bu konuda benim bir tek beklentim vardır. E, bu duruma gelmemiz mutlaka sorgulanması gerekir. Yani e, bugün görüyorum bizim ülkede e, tek yapılmayan şey sorumluların cezasız bırakılmasıdır ve bu da e, bundan sonra bu yola düşenler veyahut da yapanların yanına kar kaldığı nedeniyle devam edeceği açısından söylüyorum bunu. Mutlaka e, bu konu sorgulanmalı. Yani meclis de olmayabilir bu çünkü siyaset ağırlıklıdır orada. daha ciddi daha gerçekçi bir sonuca varılmaz bunun yanında bağımsız yargının da yargıdan da içerisinde yer yargının da içerisinde yer alacağı bir araştırma soruşturma komisyonuyla bu konunun mutlaka neticelendirilmesi lazım hem demokrasimiz açısından hem bu ülkede güzel şeylerin bundan sonra yapılabileceğini göstermesi açısından. Yani bu konu benim gördüğüm bu batma batırılma konusu her zaman içimizde bir yara olarak kalacaktır. Bu yarayı temizlemek için de bu komisyonun bir tarafsız komisyonun mutlaka bu konuyu soruşturması lazım. Ben ısrarla illa da ilgili kişileri yargılayalım, hapsedelim iddiasında değilim. Ama toplumun bilmesi açısından çünkü bu değeri hep beraber oluşturduyduk zamanında. Ee, aynı şekilde bunu ortadan kaldırırken de hep beraber oturup karar vermemiz gerekirdi. Bunu sadece e, o dönemin siyasetçilerin iki dudağı arasında bırakmamamız gerekirdi. Bizden bunu beklememeleri gerekirdi. Ben de ulaştırma bakanlığı yaptım. O dönemde e, ben iftiharla söylüyorum, bu kuruluşumuz vergi de ödedi. Değil ki e, batma batırılma noktasına geldi vergisini de, yıllık vergisini de Maliye'ye ödediğimizi ben çok iyi hatırlıyorum. Orada çalışanların o rahatlık içerisinde ve dünyaya ulaştığımız yerlerde, o dönemde 95-96'lardan bahsediyorum, Paris'ten de slot almıştık, yani oraya da uçabilecek imkanı bulmuştuk. Orta Doğu'nun bazı ülkelerine uçabilme imkanlarını yakalamıştık. Gene İngiltere'ye de düzenli seferler yaptığımız yerler arasındaydı. Yani vatandaşımıza iyi bir hizmet verdiğimizi ben çok iyi hatırlarım. Ama maalesef ondan sonraki tartışmalar, çatışmalar, işte siyasetin buraya bulaşması, bulaştırılması sonuçta böyle bir kuruluşun, böyle bir milli hava yolumuzun oradan kalkmasına neden olmuştur. Ben bundan sonra devletin bu yükümlülüğünü üstleneceğine inanmıyorum ama geçmişin de e, tamamen havada bırakılmasına e, yüreğim dayanmaz mutlaka bunun sorgulanmasını bekliyorum.